Birimler, hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Hazır komutanım. Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk savunma sanayinin can damarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında. Merhaba Beklem, İrem'den İlham'la programıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Berna Tökar Polcak. Berna'cığım hoş geldin. Ta Sidney'lerden geldin buraya. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın sevgili hoş Berna? Hoş bulduk. Çok iyiyim İrem, teşekkür ediyorum davet için öncelikle. İyiyim, burada olduğum için de heyecanlıyım. Seni görmek çok güzel tekrar. Seni de tekrar çok güzel. Hemen başlamadan güzel sohbetimize önce ben şeyi paylaşmak istiyorum. Ben sevgili Berna'yı Yas ve Ölüm Bilgeliği ile ilgili bir çemberden tanıyorum. Sevgili Filistelek ve Berna'nın açtığı alanda birlikteydik. Tam da bu pandeminin patladığı dönemde. Birlikteydik. O zaman benim de böyle yeni anne olduğum, böyle tatlı lohusalık hallerinden böyle geçtiğim, geçemediğim yerlerdi. Tabii benim hikayemde Berna'nın özel olarak ilgilendiği ölüm konusunun çok daha böyle temel bir başlangıç noktası var. Ama çok özel bir noktada buluştuk sevgili Berna'yla. O zaman pandemi döneminde böyle tabiri caizse anlamlandıramadığımız şeylerin içinden geçerken yasa alan açmak çok değerliydi. Birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi bir Berna da dahil olduğu zaman. Ama benim için çok çok özel bir alanda olmanın onurunu yaşıyorum demek istiyorum. Çok özel bir alan tutuyor. Pek de kimsenin cesaret edemediği belki böyle kolay kolay böyle nasıl desem hayat bizi itmeden bakamadığımız, giremediğimiz alanlarda böyle gönüllü bir eşlikçilik yapıyor. Peki aslında tam olarak ne yapıyor? Hemen buradan söyleyeyim. Sevgili Berna'cığım, sen tam olarak ne yapıyorsun? Bize bugün insanlığa neler sunuyorsun? Ve bütün bunun özelinde, şimdi ikinci soru gibi olacak ama yani ben çok birleşik olduğu için böyle sorayım ve sen içinden geldiği gibi ak. Bunun özelinde Berna kim? Berna kimdir? Ben kimim sorusuna nasıl yanıt veriyorsun sevgili Berna? Sağ ol İrem'cim. Zor bir soru değil mi aslında sen kimsin sorusu? Zor sorulardan bir tanesi bence. Şu an için yaptığım işe ölüm veya seçlikçiliği diyorum. İçimde en çok sanıyorum bana doğru gelen tanımı bu oluyor. Eşlikçilik tanımı oluyor. 2018 beri yapıyorum. Ve o da Avustralya'ya taşındığımdan sonraki döneme denk geliyor aslında. 2017'de taşındım ailemle beraber Avustralya'ya. Ve buraya taşındığımda ölüm eşlikçiliğinin ölüm doğulalığı da deniyor. Bir meslek olarak yapıldığını yenilerde öğrenmiştim zaten ama burada bunun eğitimini almanın daha kolay olduğunu öğrendim. Fark ettim. Ve o alana bir ilgim vardı zaten. Türkiye'deyken de aslında bu konuda gönüllü bir çalışma yapmıştım. Bunun bir meslek olarak yapıldığını bile bilmiyordum o zaman. Sadece içimden gelen bir çağrıyı dinlemiştim diyeyim. Evet, aynen öyleydi. Gönüllü olarak gidip kanserli çocuklarla ve aileleriyle beraber vakit geçirmiştim. Fakat sonra buraya geldiğimde işte dediğim gibi eğitimlerin çeşitliliği bu konuda seçebiliyor olmam gibi durumlardan ötürü böyle dikkatim direkt olarak oraya yöneldi. Eğitimlerini aldım. Sonra da bir devlet hastanesinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. O gün bugün de büyük bir onur duyarak ben de diyeyim bu alanda olabildiğim için devam ediyorum.
Ondan öncesinde de Berna işte finansçıydım ben 20 sene. Kurumsalda çalışmıştım. Kurumsaldan Evet. hepimiz gibi. Kurumsaldan evet böyle bir yere. Evet. Üçüncü çocuğum oldu 2013 yılında. Sonra 2014'ün sonuna kadar çalışmaya devam ettim. 2014 sonunda kurumsaldan ayrıldım. Üç oğlum var, evliyim. Bunlar da böyle kısa ek bilgiler olsun. Çok güzel. Ya kurumsaldan geçiş apayrı bir hikaye. Yani saatlerce konuşabiliriz ama biz şimdi esas alanda duralım. Şeyi paylaşmak istiyorum. Berna, nasıl oldu da sen böyle bir yola girdin ve o çağrıyı nasıl duymaya başladın içinde? Hani vardır ya, hep böyle bizi bir şey davet eder, çeker. Bazen bakamayız. Hani mesela o yas ve ölüm bilgeliğiyle ilgili çemberde o zaman da çok çok yönlü bir alandı. Yani orada çok çok farklı şekilde yaslardan geçen insanlar vardı. Hani sadece ölüm değil, belki sadece hastalık değil, sadece kayıp değil. Yani yasın o anlamda ne olduğunu belki tam olarak bir daha böyle bir tanımlarsak. Yani senin tanımın mesela yasa dair tanımın ne ve eşlikçiliğe dair tanımın ne? Mesela şimdi ben de kendi alanımı ifade ederken çokça eşlik kelimesini kullanmaya gayret gösteriyorum. Tam anlaşılmadığına inanıyorum. O yüzden senden duyalım. Eşlik etmek aslında ne demek? Mesela senin o anlamdaki ebeveynlikle ilgili paylaşımlarına dikkat ettiğimde, ki mesela uzmanlık alanın ebeveynlik değil ama mesela bana çok büyük ilham ve büyük bir kaynak. Hani kendim de almaya Sağ ol. çalışıyorum, onu sahiplenmeye çalışıyorum. Hani evladımıza hani eşlik etme noktasında durmak ya da danışanlarımıza eşlik etme noktasında durabilmenin büyük bir hikmet olduğuna inananlardan. O yüzden senden böyle bu tanımı bir duysak çok güzel olacak diye hissediyorum. Sağ ol İrem. Ya sanıyorum eşlikçiliğin içine aslında hayatın kendisi ve tüm alanları giriyor bence. Yani bunu bir meslek bazında tanımlamak değil de. İçinden geçtiğimiz her süreçte bence muhakkak ki o an için eşlikçilik gerektiren bir durum oluyor zaten. İşte bu çocukların olabilir, ebeveynliğin olabilir, iş yerindeki pozisyonun sebebiyle olabilir. Eşlikçilik benim için herhalde bir takım özellikleri içinde barındıran bir kelime. Onun en önemlisi de eşlik etmek deyince herhangi bir kişiye yargılamamak ve olduğu gibi kabul etmek kelimeleri bende çok yankılanıyor. Hali daha doğrusu çok yankılanıyor. Özellikle ölüm ve yas süreçlerinde kişilere eşlik ederken. Buradaki bu alan tutmayla da iç içe geçiyor tabii. Hani alan tutma son zamanlarda çok kullanılan bir kelime oldu. Artık Türkçe'ye de duyuldu. geçti. Evet. Alan tutmanın içinde de çünkü nedir? Yargısız bir yerden, kritik etmeden, eleştirmeden ve manipüle etmeden aslında kendi ajandana göre karşındaki kişiyi onun haline eşlikçilik edersin. Oradaki ortak kavramları barındırıyor aslında eşlikçilik. Özellikle evet yas sürecinden geçenler için yasın tanımını ne yerden yapıyorsak yapalım. Karşımızdaki kişiyle buluşmadan aynı zeminde olmadan o kişinin yasıyla birlikte olabilmek zaten mümkün değil. Onunla aynı zeminde bulunmaktan da şunu kastediyorum. Dediğim gibi kişisel olarak benim yasın tanımını nereden yaptığımın hiçbir önemi yok başlangıçta. Önce karşımdaki kişi nerede duruyor? Karşımdaki kişinin tanımı ne? Onun halini anlamak çok öncelik gerektiriyor. Ve ölüme yakın kişiler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu böyle kapsayıcılık gerektiren bir tarafı da ortaya çıkıyor eşlikçiliğin. İşte bütün bunları bu eşlikçiliği bir şemsiye kelime olarak düşünürsen altına koyuyorum. Bütün bu oluş hallerini. Ve o zaman bir eşlikçi tanımı kendiliğinden ortaya çıkıyor diyebilirim. Bütün bunlardan biraz içinde olması gereken bir hal eşlikçilik. Güzel. Şöyle bir kalmak geçti şimdi. O çemberdeki hallerimizi anımsadım. Yani bir an için gerçekten bu çok da dingin ve kırılgan da bir alan tutuyor. Yani onun enerjisini direkt hissedebiliyorum. Çok kırılgan olduğumuz bir yer.
Benim şöyle diyeceğim, bu yollara düşmemin sebepleri, yani bugün belki seninle bu programı yapıyor olmak, yas ve ölüm çemberinde buluşuyor olmak ve kendi hayat yolculuğumda bilinçli olarak, gönüllü olarak bir farkında olabileceğim bir noktadan hayatı yürümeyi seçmek aslında babamın vefatıyla başladı sevgili Berna'cığım ve çok ilginç bir deneyimdi benim için. Şöyle ki ilginç, yani ölümün ölüm olmasından ziyade evet orada bir kayıp var ve babam kanserdi ve son süreci evde geçirdik. Yani hani artık hani hastane sürecinden çıkıp ev sürecine böyle geçtiğimiz, hatta hastane sürecine girmeye gerek bile olmayacak şekilde hızlı bir süreç oldu. Hani şey var ya, hani böyle kanser oldu ve bir ay sonra öldü. O hikayelerden biri de bizim hikayemiz. Çok hızlı oldu. Yani daha çok bir şoktu sanırım ilk başta. Çünkü hiç anlayamadık ne olduğunu. Ama şimdi babam vefat ederken yanındaydım ve ilginç olan şey şuydu benim için. Şimdi bir orada ölüm var ve tabii annem de orada. Hani aile büyüklerimiz veya işte yakınlarımızdan birileri var. Hani çekirdek aile olarak kalıyoruz ama komşular geliyor, işte yakın çevreye geliyor. Babamın arkadaşları, belki 10 yıldır görmediği arkadaşları o ağırlaşmasıyla birlikte hani duyulduğunu. Olayın şekli değişiyor. Böyle görüyorsun ama göremiyorsun bir şeyleri. Yani böyle hissediyorsun ama adını koyamıyorsun, konduramıyorsun. O kısım çok ilginç. Fakat tam o ölüm anında şeyi çok net hissettiğimi fark ettim ve bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ölüyor yani ve net bir şekilde farkındayım o bedenden kopuş. Yani böyle an be an artık hani o geçişin içindeyiz hep beraber. Şeyi hiç unutmuyorum. Yani bir taraftan böyle babacığım seni seviyorum diyorum. Ve bir taraftan da tabiri caizse ruhunun yükselişine şahit oluyorum. Ve diyorum ki bu gördüğüm şey gerçek mi? Yani hani yoksa hani ne oluyor acaba diye. Tam böyle idrak edemediğimiz ama böyle derin deneyimlerden geçtiğim bir yerdi. Hani belki tam anlamıyla anlatmak yine mümkün olmadı ama bunu paylaşmak istedim. Bunu da şundan dolayı paylaşmak istedim. Biz ölümü bir son olarak görüyoruz. Öyle mi aslında? Ya da onunla birlikte işte başlı başına bir geçiş anındayız. Yani yaşamın her evresinde bir geçişteyiz, bir dönüşümdeyiz. Nereye doğru geçtik? Ve işte orada mesela ben annemin yokluğunu çok hissetmiştim sevgili Berna. Çünkü o da kendi aslında alanında kendi yasını yaşıyor ya da kendi süreçlerinden geçiyor. Dolayısıyla hiç duymadığımız, bilmediğimiz bir şey. Ölüme birinin eşlik edebilmesi ya da işte aileye birinin eşlik edebilmesi. Mesela Refika'yla buluşmuştuk. O da Loğusa dulası. Anne, bebek ve Loğusa dulası. Anne ve bebeği Loğusalık sürecinde eşlik ediyor. Bu senin yaptığın şey mesela buna benziyor mu? Yani ölüm eşlikçiliği dediğimiz şey aile için mi? Vefat etmekte olan kişi için mi? Tam olarak ne için? Buradan hani hikayeyi bağlayacak olursak, ben tabii orada kendi ihtiyacımı hani hissettiğim, anımsadığım, hani şu an hani onun içinde oluyorum. Hani şey diyorum kendime, evet ya benim de böyle bir ihtiyacım varmış demek. Tabii bilmiyoruz. Biz bunu ailemizden ve yakın çevremizden bekliyoruz. Orada yakın çevrenin duruşu ne olmalı? Tabii kültürlere göre de çok değişiyor ama bu noktada sen veya bu işi hani gönüllü veya profesyonel olarak merak edenler, bu desteği almak isteyenler nasıl seçimler yapabiliyorlar, neler yapabiliyorlar? Bunu çok merak ediyorum. Aslında yani doğalılık, evet evet haklısın, çok haklısın orada. Öncelikle başın sağ olsun tekrar. Sağ ol baban için. Hatırlayalım çok onu da. Yani doğalı aslında kelimenin kökenine baktığında eski Yunanca'dan bir kelime ve hizmet eden kadın demek aslında baktığın zaman. Daha çok doğumla kullanılıyor. Doğum doğulası olarak biliniyor. Daha çok yerleşti dile. Ölüm içinde kullanılıyor olması İrem, bir ihtiyaçtan doğmuş aslında. Yani ölüm duğulalığı dediğimiz şey belki son 10-15 senenin
ürünü diyebilir miyim? Yani bu şekilde ölüm doğulası olarak lanse edilerek ortaya çıkması, yoksa dünyanın en eski şeylerinden bir tanesi tabii ki eşlikçilik. Tabii antik, yani yeni bir kavram antik çağda değil. Kaynağı var mı tabii onu ki. Merak edecek. Tabii. Yani geçenlerde Instagram'da ismini şu an hatırlamıyorum aslında, bir bayanla yazıştık. O da mesela Türk kültüründe ahiretlik dendiğini söyledi. Aileden birinin her zaman ölülerin yanında, işte aileden birinin ölülerin yanında durmaya hevesli olduğunu, işte yıkamalara girdiğini. Bunlar hep aslında kültürün hani temellerinde baktığında her ülkenin kendi gelenek göreneklerine göre olağan kavramlar. Ama tabii ne oluyor? Artık çok hani hızlı bir şekilde yaşanan, her şeyin çok hızlı tüketildiği bugün dediğim aslında yaşam şartlarımızın değişmiş olmasından ortaya çıkan bir ihtiyaç var. Nedir? Artık çocuklar çalışıyorlar. Mesela anne baba örneğini alacak olursak genelde benim hastanede karşılaştığım örneklerde de mesela özellikle böyle uzun tedavi gerektiren hastalıklardan geçilen süreçlerde izinler bir yere kadar alınabiliyor. Öyle düşünün. İşte işe bir yere kadar gidilemeyebiliyor. Fakat bir süre sonra insanlar hastalık süreci devam etse de kendi hayatlarına dönmek zorunda kalabiliyorlar. Mecburiyetlerden dolayı. Çocuklar okula gidiyor veya torunlar okula gidiyor. Şimdi evet. orada kalan anne baba için yalnız kalmasını istemiyor mesela aile. Belki ne olur biraz vakit verilmesin bugün annemle veya babamla. Mesela burada bir ihtiyaç var. Veya çok yorgun oluyorlar süreçten dolayı. Çünkü gene dediğim gibi uzun süreli hastalıklardan, bu günlerden, aylardan bahsediyoruz aslında, tedavilerden. Aile de çok yoruluyor. Tabii. Doğal olarak. Psikolojik yorgunluğu bambaşkadır tabii zaten. Hem psikolojik hem fiziksel olarak müthiş yorgunluklar yaşıyor aileler. Çok bakım veren olmak çok kolay bir iş değil. Özellikle uzun vadeli bakım veren olmak ailede. İşte buradaki ihtiyaçlardan kaynaklanarak ortaya çıkıyor. Oradaki ihtiyacı gerçekten kimin hissettiği ve kimin adını koyduğu çok önemli. Bazen aile gerçekten kendisine destek istiyor. Bazen işte ölüme yakın kişiye destek olunsun isteniyor. Bazen her ikisine birden destek olmak gerekebiliyor. Ve tabii ki burada şunu da söylemek lazım. Ölüme yaklaşan kişilerde ölümün tam olarak ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor ya İrem. Yani hani aktif ölüm aşaması dediğim bir süreye giriliyor belki, ama o 3 gün mü sürecek, 1 gün mü sürecek, 1 hafta mı sürecek, gerçekten orası tam olarak bilinmiyor. O yüzden o süreçte de belki biraz daha merkezinde kalabilecek bir kişiden destek almak ihtiyacı çıkabiliyor. Hani buna örnek olarak şunu verebilirim. Mesela hastaların ölüme yaklaştıkları zamanlarda nefesleri çok değişiyor, nefes alıp vermeleri. Ve mesela bize hastanede söylenen şey, işte nefes alıyor, nefes veriyor hasta. Sonra 60'a kadar mesela sayın, tekrar nefes almazsa bize haber verin diyor hemşireler mesela. Şimdi benim orada sakin bir şekilde 60'a kadar saymamla ailenin oradaki 60'a kadar sayıyor olması elbette ki çok farklı. Çünkü onlar çok farklı duygu yoğunluklarının içinden geçiyorlar. Hastanın her hareketini yorumluyorlar. Çok normal mi bunun böyle olması zaten? Tabii. Her şeyden bir anlam çıkartma çabası oluyor. Tabii ki. Çok çok normal bunların hepsi. Ama orada bizler tabii biraz daha merkezimizde bir yerde durabiliyoruz mümkün olduğunca. Bu da mesela ayrı bir destek sağlıyor gibi. Ailenin ve kişinin ihtiyacına göre değişiyor bizim de oradaki rolümüz diyebilirim. Evet. Bilmiyorum çok. Yok. Evet, cevaplayabildim mi sonra ama. Çok teşekkür ediyorum. İhtiyaca göre şekilleniyor diyebiliriz. Evet, ya içime şöyle bir soru doğdu. Oradan da şunu çağrışım yaptığı için şunu aktarmak istiyorum. Ya biz ölümü ne zaman kaybettik? Ya ölümü ne zaman bu kadar yabancılaştık? Çünkü şöyle hani çok itici gibi görünen bir sözcük gibi geliyor ama aslında ne kadar hayatımızın içinde. Yani ne zaman olacağını bilemiyoruz. Yani şu dakikanın bile garantisi yok. Yani değil mi? Şu an ne kadar doğru söyledin. Evet, ama bir türlü bunu idrak ederek yaşayamıyoruz.
Benim yas ve ölüm bilgeliği çemberini en çok fark ettiğim senin bize anlattığın şeylerle ve bazı pratiklerle şunu söylemek istiyorum buradan. Demiştin ki yani şu içtiğiniz su son suyunuz olsa bununla ne yapardınız? Ya bu suyu nasıl içerdiniz? Ben tabii bir müddet devam ettim pratiklere, sonra unuttum. Fakat yani yerleşen bir şey var orada. O farkındalık olarak kalan, yani bunun da bir kıymeti var. Bu anda olmanın, anda olmanın tam hani tabiriyle, çok popülerleşti ya şimdi yani. Bu benim son suyumsa içeceğim ama bunu nasıl içeceğim şekli. Ve bana şunu çağrıştırıyor işte, hani biz ölümü ne zaman yitirdik? Ne zaman bu kadar itici olmaya başladı bu? Nasıl bu kadar itici olmaya başladı? Ve şeyi çağrıştırıyor. Sen eğer yakınsan anlatabilir misin diye söylemek istedim aslında. Estes'in ölüm, hayat ve yeniden hayat. Doğru mu söyledim? Hayat, ölüm ve yeniden hayattı galiba, değil mi? Hayat, ölüm ve yeniden. Tam emin değilim. Peki. Okay. Ne zaman bu kadar yabancılaştık biz doğamıza, yasa, vahşi benliklerimize ve tabii ölüme ve yasa. Yani nasıl bu kadar uzaklaştık? Sen bununla ilgili çokça araştırmalar içindeydin diye anımsıyorum, hissediyorum. Evet, hani insan doğasına aslında temelde ne kadar, yani nasıl bu kadar uzaklaşabildik? Ben pek anlayamıyorum bunu. Evet. Bu sanıyorum tabii genel bir eğilimden diyeyim. Sadece ölüm ve yasla kısıtlı olmamak üzere ölüm ve yasın da payını aldığı bir hayat tarzından kaynaklanıyor bu. Hani bu ne zaman ortaya çıkmış diye bakarsan sanıyorum aslında yavaş yavaş olmakla beraber bu değişim. Sanıyorum en çarpıcı değişim endüstri devriminin başlamasıyla olduğunu genelde yazılıyor ve çiziliyor kitaplarda ve araştırmalarda. Pek çok şeyi etkilediği gibi endüstri devrimi tabii ki insanların yaşayış şeklini etkiliyor. Yani büyük göçlerle insanlar geri topluluk desteğini ve topluluk bilincini kaybetmeye başlıyorlar. Büyük göçlerle büyük şehirlere göçüldüğü zaman işte çalışma saatleri değişiyor, aile yapıları değişiyor, daha çekirdek aileye dönülüyor. Ve bu değişikliklerin hepsi aslında yavaş yavaş dediğim gibi toplulukların yaşama şeklini değiştiriyor. İşte bir yavaş yavaş verimlilik kavramına giriyor mesela topluluklar için. Verimlilik kavramı çok önemli olmaya başlıyor. Ve tüm bununla beraber işte çekirdek aile kavramı çok önemli. Çünkü ölüm ve yas daha öncesinde hep bir topluluk desteğiyle ilerleyen bir işken, yavaş yavaş artık 1800'lerin sonu, 1900'lerin başından itibaren zaten aile yapısı ve yaşama şekli değiştiği için bir kere o topluluk doğal olarak çekiliyor. Eskisi kadar ağırlığı hissedilmiyor. Ama tabii ki bununla beraber işte 1900'lerin başından itibaren yavaş yavaş teknolojinin ilerlemesi, tıbbın ilerlemesi, özellikle yoğun bakımın, yani hastanelerdeki yoğun bakımın ilerlemesi çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü işte mesela benim annem anlatıyor. Benim annem 88 yaşında. Ve hani kendi çocukluğundan bahsederken şunu söylüyor. Yani bunu doktorlar da konfirme ediyorlar. Eskiden işte 1940'lardan bile bahsederken eve doktor çağırmakla ambulans çağırmak arasında çok büyük bir fark yok. Çünkü doktorla hastanenin önerebildiği şey birbirine çok yakın. Ama ne zaman ki işte hastane çok daha fazla şey önermeye başlıyor, yoğun bakımlar çok gelişiyor ve artık anlayış o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki ölüm direkt olarak daha medikal bir süreç olarak görülmeye başlanıyor. İşte oradaki topluluk desteği çekiliyor ve bununla beraber biraz önce söylediğim gibi işte hızlı yaşam şartlarımız, daha çok herkesin uzun saatler çalışıyor olması gibi bir durum da var. Mesela hani iyi ölüm tanımlarından konuşuyoruz. Bazen iyi ölüm tanımı nedir?
Genelde %100 demesem bile çoğunluk benim kendi küçük dünyamdaki istatistiğimde yaptığım çalışmalarımdaki istatistik. İşte herkes evimde ölmek istiyorum, sevdiklerimle ölmek istiyorum. Tabii ki ben de öyle ölmek istiyorum ama bir taraftan da bayağı romantik kalan bir tarafı oluyor bu dileğin. Çünkü evet yani kim bilir benim çocuklarım nerede olacaklar, hangi koşullarla çalışıyor olacaklar. Ve eğer bakım gerektiren bir süreçten geçersem bana bu bakımı verebilecekler mi acaba? Değil mi? Burası orada bile soru işareti. Pardon araya girmeyeyim. Evet. Şey hissettim. Yo, yani orada bile şey var. İnsan elini tutacak birini istiyor. Evet, orada bile bir birliktelik ihtiyacı var. Yani tabii ne kadar ki, da olsa desteği var yani. Çok önemli bu. O anlamda mesela şey sözü vardır. Hiç katılmıyorum ifade etmek adına söyleyeceğim. İnsan yalnız doğuyor ve yalnız ölüyor. Asla katılmıyorum. Yani insan bir iki çift ebenin doktorun eline doğuyor ve orada bir ekip var ki kendi doğum sürecinde hissettiğim ve yaşadığım şeyden yine gördüm ki doğum kesinlikle bir ekip işi. Yani ekip olmadan olmuyor. Yani köyde evde bile doğurmayı tercih etsen istisnalar kaideyi bozmuyor. Bir kadın tek başına doğurabilir. Hani o değil. Hani bedenin bilgeliğine her zaman güvenelim. O başka bir mesele ama hani yani bebek iki ele doğuyor yani hani. Ölümde de öyle. Bir el lazım oluyor. Ne güzel söyledin. Evet, evet. Yani her şeyi zaten doktor ve hemşirelerden veya sağlık ekibinden beklemek de bence onlara çok büyük haksızlık. Yani çünkü onların da bir hastaneye girdiğin zaman takip etmeleri gereken kurallar, takip etmeleri gereken süreler var ve bunlar hani sınırsız değil onların zamanları. O yüzden orada verilmesi gereken her türlü desteği onlardan bekliyor olmak da bence onlara da çok büyük haksızlık. O yüzden topluluk desteğiyle ilerleyebiliyor olmak mümkün olduğu kadar çok çok önemli. Hiç kolay değil, hiç kolay değil. Yani bu kadar ölümün özellikle sadece medikal bir işlem artık olarak görüldüğü bir dünyada bunu yapıyor olmak kolay değil. Yani şöyle düşün, işte insanlar yaşlanıyorlar artık, hastalanıyorlar, hastaneye giriyorlar, hastanede ölüyorlar. Oradan işte otomatik olarak bedenleri geliyor, alıyor. İstemezsen yıkamaya girmiyorsun zaten hani bu. Bir seçim meselesi ve oradan yani bir nevi böyle hiç el değmeden çıkıyorsun ve gömülüyorsun. Aslında süreç bu baktığın zaman. Şu an için yaşanan bu. Bunun farklısı mümkün mü? Yani bunu bir soru olarak bırakıyorum. Belki düşünmek ister izleyicilerimiz. Çünkü akan süreçleri değiştirmenin kolay olmadığını da biliyorum ama topluluk desteği nerede ve bunun farklısı mümkün mü diye sorarak başlayabiliriz bence. Çünkü bu hep böyle değildi. Bu hep böyle değildi. Evet. Döndük mü çembere? Yani evet o topluluk evet. Bilinci ve çembere. O zaman şeyi evet. Söyleyebiliriz belki sevgili Berna. Şu an senin de içinde olduğun. Hatta kurucusu sendin sanırım, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yas ve Ölüm Bilgeliği sayfası var Instagram'da. Platformumuz var medya, evet. Diğer sosyal medya kanallarında. Bu sayfa bize tam olarak ne sunuyor? Bir festivaller var biliyorum, hatta yeni bitti bir tanesi. Evet. Hani burada neler oluyor? Biraz ondan bahsedelim. Şu an bu dijital çağda bu topluluk bilincine nasıl erişebiliyoruz? İhtiyacı olan, isteyen insanlar için. Ve böyle belki oradan da birazcık böyle çembere ufacık böyle bir dokunuş yapabiliriz. Çember, hani çünkü çokça anıyoruz. Hani aslında çember derken biz neden bahsediyoruz? Belki bir kuple onu senin tabirinle anlat, çok böyle anlaşılır olacağına inanıyorum. Tabii. Çok sağ ol. İşte bu ihtiyaçtan ortaya çıkan bir şey aslında Yas ve Ölüm Bilgeliği platformu dediğimiz topluluk. Benim oğlum da ciddi bir hastalık sürecinden geçmişti seneler önce ve o zaman ben de hastanede aslında bunun yokluğunu çok sağ ol. Bunun yokluğunu çok hissetmiştim. Evet ailem vardı sağ olsunlar ama aynı zamanda şunu söylemek çok kolay ki özellikle Türkiye'deki şu andaki yapıda maalesef destek gruplarını bulmak çok kolay değil. Anne babalar için, hasta olan insanlar için çok fazla sayıda destek grubu yok. Ben bunu ilk fazla hissetmiştim. Ve hep içimde böyle yanan bir şey vardı, ateş vardı.
bu iş topluluk işi diye. Ve evet, bu topluluğu online olarak kurmak gibi bir hayalim de zaman içerisinde böyle yeşerdi diyeyim. Ve çok şanslıyım ki benimle aynı fikirde olan gönüllülerle beraber şu an için hani 30 kişilik bir ekipten bahsedebilirim. Yas ve Ölüm Bilgeliği platformunun devamını sağlıyoruz. Yani sitemiz var ve aynı zamanda sosyal medyada da bizi bu isimle bulabilirler. Diyoruz ki yalnız değiliz aslında. Diyoruz ki yalnız değilsiniz. Şahitlik almak çok önemli yas ve ölüm süreçlerinde. Yani özellikle yas süreçlerini görüyorum ki aradığımız şey her zaman cevaplar değil. Evet, yas nedir? Yas yolculuğunda nasıl yürünür? Bunları bilmek tabii ki insana böyle bir harita veriyor ve rahatlatıyor. Ama bunun yanı sıra şunu da görüyorum ki bu bence işin çok mucizevi bir kısmı İrem. Bazen aradığımız cevaplar kitabi cevaplar değil. Bazen aradığımız şey birkaç çift gözün bize bakıyor olması ve bu alan tutma kavramıyla en başta söylediğim veya eşlikçilik kavramıyla paralel ilerleyecek şekilde yargılamadan, tavsiye vermeden, beni yönlendirmeye çalışmadan beni dinliyor olması. Çünkü gerçekten özellikle yas yolculuğunda duymakla çok fazla zorlandığımız şey üzerimize boca edilebiliyor. İyi niyetli olsa bile. İşte zamanla geçer, toparla kendini. Hani bunlardan çok sadece bir kuble, hani iki örnek verdim çok aslında bu ama. Dolayısıyla her iyi niyetle söylediğimiz şey o kadar iyi niyetli olmayabiliyor yas sürecinden geçen insanlar için. Etkisi iyi olmayabiliyor değil mi Berna? Etkisi evet, evet. Beklediğimiz gibi olmuyor yani öyle söyleyeyim. Beklediğimiz, umduğumuz gibi olmuyor. Keza ölüme yakın insanlar için de bu böyle. O yüzden o şahitliği birbirimize verebileceğimiz, o şahitliği alabileceğimiz, yan yana durabileceğimiz bir platform yaratmaktı niyetimiz. 3 sene doldu diyebilirim. İlk festivalimizi hani festivalle açmıştık biz platformu 2020 Ekim ayında. Ve bu sene üçüncüsünü de yaptık. 2 gün süren bir festivalimiz oluyor her sene Ekim'in sonunda veya Kasım'ın başında. Cumartesi pazara denk gelecek şekilde. Hem Türkiye'den hem yurt dışından konuklarımız oluyor yas ve ölümle ilgili konuşan. Aynı zamanda tabii ki platformun etkinliği sadece festivalle limitli değil. Bütün sene boyunca da etkinlikler yapıyoruz. Hmm. Çemberler yapıyoruz. Çember nedir dersen mesela işte. Çember aslında çok kadim, çok kadim bir gelenek aslında. İnsanların hakikaten bir çember şeklinde oturduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Biliyorsunuz çemberde hiyerarşik bir yapı yoktur. Herkes çemberin merkezine eşit uzaklıktadır. Bir kere oradaki müthiş bir eşitlik kavramını vurgular çemberin yapısı. Ve çemberin merkezde çemberdeki bilgeliği dile gelmek isteyeni simgeler aslında. Ve çemberin çember adabı ile bir araya gelmenin çok basit böyle prensipleri var. İşte yargılamamak mesela. Çemberde söz almak isteyen insanı söylediklerini yargılamamak çok önemli. İstenmiyorsa tavsiye vermemek çok önemli. Sadece dinlemek. Ve bir geri dönüş yapmamak eğer istenmiyorsa bizden. Özlü konuşmak, ben diliyle konuşmak, genellemelere gitmeden sadece bendeki deneyimi, o an bende canlı olanı alana bırakıyor olmak. Böyle gibi belirli prensiplerle yürütülen buluşmalarımız var. Çember buluşmalarımızı böyle söyleyebiliriz. Ve yasın şöyle bir özelliği var. Kişiye göre tabii ki çok değişen bir tarafı var yasın ifadesinin. Mesela ben konuşarak o an için yasımı ifade edebilirim. Konuşmak bana iyi gelir. Bir başkasına konuşmak hiç iyi gelmez. Belki sanatın herhangi bir formuyla ifade etmek iyi gelebilir ona. İşte resim yapmak iyi gelebilir, yazmak iyi gelebilir, şiir iyi gelebilir, şarkı iyi gelebilir. Bütün bu formları da kullanarak aslında değişik etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle Aralık ayımız epey hareketli geçti. Çok güzel etkinlikler oldu ve oluyor. Ocak ayının içinde güzel planlar var aslında yapılacak etkinlikler. O yüzden eğer hani ilgilenenler olursa buradan sosyal medyada Instagram sayfamıza veya yasveölümbilgeliği.org web sitemizin ismi
oradan etkinliklere bakmalarını öneririm. Çember Adabı ile bir araya geldiğimiz çalışmalarımızda. Sağ ol Berna. Ben kendi adıma şey söylemek istiyorum. Çok dolu ve şifalı bir alandı. Çok. Çok yani. Hani öyle öngöremediğimiz şekilde böyle güzelliklerin gerçekleştiği. Evet, hele de belki biraz böyle beklentisiz girince oradan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü öyle bir alana girince artık böyle biraz beklentileri bırakmış, iyileşme ihtiyacını bırakmış oluyoruz. Diğer alanlarda her zaman böyle olmuyor ki, konunun diğer tarafını da tutan biri olarak da hani oradan da söylemek istiyorum. Hani çemberde de belki söylemişimdir. Bu dönemde artık iyileşmeye dair böyle bir takıntı gözlemliyorum. İyi olmak zorundayız. Mutlu olmak zorundayız. Hep neşeli olmak zorundayız. Hep enerjik olmak zorundayız. Bunu yasla bağlarsak nasıl, senin gözlemlerin nasıla geçmek istiyorum? Şunu ifade edeyim. Söz sesin kesildi İrem, duyamıyorum seni ama şu an. Duyuyor mu şimdi Berna'cığım? Sesim geliyor mu sana? Şimdi geldi sağ ol. Hemen şunu ifade edip sana söz vermek istiyorum demiştim. Hani her zaman neşeli, her zaman enerjik, her zaman böyle tabiri caizse bulutların içinde olmak. Mümkün mü? Sağlıklı mı? Gerçekçi mi? Özüme yakın mı? Hani bu mudur diye bunu bir soru olarak tabii bırakıyorum. Ve senden de yine duyduklarımdan ve içselleştirdiklerimden biri şeydi. Hani yasın bir süreç oldu. Yasın sonlandırılması gereken, tüketilmesi gereken bir şey değil. Aslında hani yas bir süreç ve biz onun içinden geçiyoruz hayatın farklı dönemlerinde. Ölüm olsun, doğum olsun. Hayattaki bütün aslında geçişlerde, hani nerede geçiş varsa aslında orada bir yas var. Kucaklayabiliyorsak, bakabiliyorsak, görebiliyorsak ve ne kadar gönüllü giriyorsak, benim kendi deneyimimden gözlemlediğim şu ki, o kadar yumuşak bir geçişimiz oluyor. Yani yasa böyle sırtımızı döndüğümüzde, yatsıdığımız vakit aslında karıştırılan şey, o zaman acı çekiliyor. Acı, daha acı verici bir hale geliyor. Çünkü yas tutmayı ve yasın içinde olmayı ya da ona bakmayı acı çekmekle karıştırabiliyoruz. Halbuki hiç öyle değil. Acı çekme bir başka bir tanım ve orası çok daha derin bir alan. Hani o çok daha başka bir süreç. Yas aslında nasıl bir süreç olarak sana söz vermek isterim. Yani biraz önce aslında konuya girerken söylediğin mutlu olma kavramı tabii çok önemli bir kavram. Biraz önce onunla ilgili hani oraya bağlayabiliriz geri dönüp. Hani ölümden neden bu kadar uzaklaştık konusuna baktığımızda tabii ki mutluluk kavramına sağlıksız bir yerden, sağlıksız bir ölçüde düşkünlüğümüzde tabii ki konunun sebeplerinden bir tanesi. Çünkü sürekli mutluluğun peşinde olduğumuz bir yaşam tarzında hastalığa ve bitişlere yer yok aslında. Öyle söyleyeyim. Hastalığa, zayıf düşmeye, güçsüzlüğe, bitişlere ve ölüme yer olmayan bir şeyden peşinden koşuyor olmak ve bunu sürekli istiyor olmak zaten başlı başına çok yorucu ve hani evrenin gerçeklerine aykırı bir durum. Doğuyoruz ve ölüyoruz. Yani hakkında hani eğer kelimesini kullanamayacağımız tek kelime ölümdür derim yani. Hani eğer öleceksem diyemeyiz. Veya hatta yani konuyu biraz daha açalım. Eğer hayatta hiç kaybım olmayacaksa diyebilir miyiz? Çok zor. Çünkü kaybı sadece ölümle eş tutmamak lazım. Yani kayıp dediğimiz şey kalbimizde yer eden her kaybımız bizim için bir yasa olabilir. Ve bu bir ilişkinin bitimi olabilir, bir işin bitimi olabilir, taşınmak olabilir, her türlü kayıp. Yani yasa bu geniş pencereden baktığınız zaman zaten sadece ölümden çıkardığımız zaman hepimizin kişisel ömrünün ne kadar çok yasla dolu olabileceğini tahmin ediyor olabiliriz. Hayat acı bir şey değil
Ama hayatın içinde acı olaylar da var. Yani hayatı ne kadar sadece acıyla eşleştirmek doğru değilse, hayatı sadece keyif, zevk, eğlence ve mutlulukla eşleştirmek de sanıyorum o kadar doğru değil. Hayatın içinde her ikisi de var. Hayatın geniş kolları da var, her ikisi de var. İşte bu geniş hayatı sadece bir tarafını alıyor olmak ve bir tarafını yatsıyor olmak zaten baştan kaybedeceğimiz bir oyunu kazanmaya çalışmak gibi geliyor bana. Ve işte o bakmadığımız tarafın içerisinde de işte ölüm var, yas var, hastalıklar var, varda var, kayıplar var. Yasa buradan bakıyorum. Ve o anlamda da hele ki ölümle gelen yaslarda yasa baktığımız zaman ortada bir sevgi ilişkisi olabiliyor. Yani sevdiğimiz insan öldüğü zaman bu o sevginin yok olması anlamına gelmiyor. Evet, o kişinin fiziksel bedeni artık bizimle değil. Evet, artık günlük rutinlerimizde alıştığımız haliyle bizimle beraber değil. Ama o insanın sevgisi orada değil mi? Sevgi bir yere gitmiyor. Ve zaten sevgi bir yere gitmediği için de yas bitmiyor denmesinin sebebi bu. Çünkü sevgi hala orada. Ve yas yolculuğu da belki ölümle gelen yaslarda işte. O kişinin fiziksel bedeni olmadan, hayatımda alıştığım varlığı olmadan onunla o sevgi bağlantısını nasıl sürdüreceğim? Min sancılı bir geçişi olabiliyor tabii ki. Sevgiden kaynaklanıyor. Sevdiğimiz için yansıtıyoruz aslında. Ve burada evet bu bana bir yolculuk gibi geliyor ve yasın bir doğası var gibi geliyor. Bu yolculuğu her ne kadar herkes çok kendine has bir şekilde yürüse de aynı zamanda yalnız olmadığımızı hissetmek ve ihtiyaç duyduğumuz anda bize yargısız bir yerden eşlikçilik edebilecek bir toplulukla beraber ilerlediğimizi bilmek kalbe iyi geliyor. Her zaman değil, ihtiyaç duyduğumda yargısız bir yerden benimle olabilecek, gerektiğinde sessizlikle benim yanımda durabilecek bir grubun olduğunu bilmek iyi geliyor. Maalesef buna yas cahilliği deniyor. Bunu ben demiyorum ama bu konunun içindeki pek çok kişinin kullandığı terim bu yas cahilliği. Bu ne demek? İşte yas sürecinde olan, yas yolculuğunda olan kişileri nasıl ağırlayacağımızı bilmemek demek. Ve bu da bir beceri kaybı aslında. Bu bahsettiğimiz işte yüzyıllardır olan değişimin sonucunda gelen bir şey bu. Yas sudan kişiyi nasıl ağırlayacağımızla ilgili becerilerimiz yok. Bu bir beceri çünkü. Bu öğrenilecek bir şey çünkü. Etrafımızda çok fazla örneğimiz olmadığı için bununla ilgili model olarak alabileceğimiz bilmiyoruz. Çok ısmarlama vedalar, çok ısmarlama laflar ve klişe laflarla aslında süreci adeta, çok da hoşuma gitmiyor böyle söylüyor olmak ama geçiştirmeye çalışıyoruz. Ama orada o yas tutan kişinin ihtiyacı belki bambaşka bir yer. Belki o yanında sessizlikte kalabilecek birini arıyor. Belki kabul arıyor. Onun içinde kalıyor olmak arıyor. O yüzden yasın bu taraflarını konuşmayı çok çok kıymetli buluyorum. Bu cahilliği. Hepimizin elleri aşabilmesi adına. Çünkü hepimizin ihtiyacı olduğu bir an gelecek buna. Maalesef. Teşekkürler Berna. Bana şeyi hissettirdi bu. Bir çıkarım gibi iki şey duyuyorum. Hani bir tanesi böyle özümüze dair bir hatırlatma. Hani birisi yanımızda olduğunda, elimizden tuttuğumuzda, gerekiyorsa sessizlikle durabilince bizim yanımızda. Ya da o hale eşlik edebiliyorsa işte. Öze dair bir şeyler, insanlığımıza dair bir şeyler hatırlayabiliyoruz. Belki daha da ötesine dair bir şeyleri hatırlayabiliyoruz. Diğerinde de işte o beceri kaybı, kültür kaybı, o yoksunluktan kaybettiğimizi aslında yeniden yüzümüze vuruyor gibi bir tarafta. Hani o da bir başka kayıp. O da bir başka Aynen öyle. çaresizlik gibi yansıyor bana. Tabii ki, tabii ki. Her ikisi de bana hatırlatmayı çağrışıyor ama. Hatırlamayı ve hatırlatmayı çağrıştırıyor. Yani ortak noktası benim için o. Her ikisinde de özümüze dair,
bizden öte olana dair, kaynağa dair belki bir hatırlayışı çağrıştırıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle, doğru söylüyorsun. Ve bazen başka yere bakmamızı engelleyecek şekilde hatırlatıyor bu. Evet. Bakamıyoruz peki, başka yere. Birazcık da kitaptan bahsedelim. Senin bir kitabın var. Ölüm Yaşamın Mührü. Evet. Değil mi? Çok da güzel. Çok güzel. Gerçekten ismi zaten çok etkileyici. Bu kitap nasıl doğdu? Tabii bütün bunların üzerine doğduğu çok açık ama hani nasıl bir süreçti? Aynen. Nasıl doğdu? Aynen dediğin gibi oldu. Aynen dediğin gibi oldu. Bütün bunların üstüne doğdu diyebilirim. Yani kitap yazmakla ilgili ufak ufak ilhamlar geliyordu aslında. Ve o arada işte bir eş zamanlılık oldu diyebilirim aslında. Eş zamanlı bir şekilde sevgili editörümle konuştuk ve tanıştık diyeyim. Kara Karga Yayınları'ndan. Ve onların da bu konuyla ilgili bir kitap arayışında oldukları ortaya çıktı. Ve bu benim için bir başlangıç oldu, beni harekete geçiren. Tamamen kendi deneyimlerim üzerine, hani mümkün olduğunca böyle meli, malı dilinden kaçınmaya çalıştığım. ama aynı zamanda evet, onu yapmak zorunda kaldığım sayfalarda oldu bir takım şeyleri anlatırken. Orada tonumu ne diyeyim, sürekli kendime bir bakışla tonumu ayarlamaya çalıştığım bir kitap oldu diyeyim. Çok kolay alanlar olmadığını biliyorum ölüm ve yasın. O yüzden dışarıdan hani şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın demek bana çok insafsızca geliyor. O yüzden ben de yankılarını, kendi deneyimlerimi, hastane deneyimlerimi, oğlumla ilgili deneyimlerimi, hastalarla ve ya yas eşlikçiliği yaptığım kişilerle deneyimlerimin hepsinin aslında böyle harmanlandığı bir kitap oldu diyebilirim. Yüreğine sağlık. Bana hayatın güzel bir hediyesi oldu. Ay, çok sağ ol. Olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok çok güzel. Peki Türkiye'ye gelecek misin? Yani işte bu kitaptı, imzaydı, o meseleler için. Yoksa yeni mi döndün? Hani anımsıyorum aslında. Yeni döndüm. Yeni bir dönüş oldu ama yeni döndün değil mi? Evet evet. Ya, 2 ay kadar kaldım bu sene Türkiye'de. Ne zaman döndüm? Kasım'ın başında döndüm. Ondan önceki 2 ay Türkiye'deydim. Evet, güzel kucaklaşmalar, güzel buluşmalar oldu her zamanki gibi. Hem aileyle, hem arkadaşlarımla, hem de platformdaki dostlarımla diyeyim. Kitabı okuyanlarla benim için çok güzel bir Türkiye seyahatiydi. Umuyorum önümüzdeki senede tekrarlayabilirim. Umarım. Bir defa geleceğim. Niyetimi bırakayım. Değil mi? Bir kere görebiliyorsun. Genelde evet, evet. Evet. Ve Avustralya çok uzak gerçekten. Yakın değil. Beni de en çok düşündüren şey bu oluyor. Bazen ben de uzak ufukları hayal ediyorum ama bu takım çok düşündürüyor gerçekten. Evet, evet. Özellikle Avustralya epey düşünülmesi bir ülke diyebilirim bu konuda. Peki Berna, şöyle bir şeyle belki tamamlayabiliriz. Yas, yas tutan, tutamayan ve duymaya ihtiyacı olanlara ne sunmak istersin, ne bırakmak istersin? Bu çağrıyı duyup da kabul veremeyenlere, çağrıyı hiç duyamayanlara ne demek istersin? Ayrı ayrı veya ortak. Nasıl içinden geçerse. Yas tutabilmenin, yasım var diyebilmenin çok kıymetli bir eylem olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle bazen coştuğum zamanlarda devrimci bir eylem bile diyebiliyorum yani. Bu çağ için bunu diyebiliyor olmak. Ama yasımıza sahip çıkmak çok kıymetli İrem. Bana öyle geliyor. Bu ayıp değil. Yasım var demek. Kırılgan olabilmek. Bu yasta saplanacağım demek değil. Genellikle sanıyorum en büyük yanlış anlaşma oradan kaynaklanıyor. Orada saplanır kalırım ve bir daha çıkamam. Tam Francis Beller, çok sevdiğim bir yazardır.
Ve şunu söylemişti bir kere. Yas aslında eğer tutabilirsen o saplanma durumundaki buz, o saplanıp kalma halini eritir, çözer ve seni harekete geçirir demişti. O yüzden aslında eğer donup kalıyorsak, yasla saplanıp kalıyorsak bunun sebebi yas tutmak değil, bunun sebebi tam tersi yas tutamamak. Tutamamak. O yüzden tam tersi evet. O yüzden yasımıza sahip çıkmak kıymetli bir eylem. Ve bu da hani onun böyle biraz içimizi yakan gözlerinin içine bakıp evet varsın, buradasın ve bir süre seninleyim demekle oluyor sanıyorum. Söyleyeceğim herhalde en çok içimden gelen şu an için bu olur. Çok şey var ama ilk bu olur. Çok güzelmiş gerçekten. Çok teşekkür ederim Berna. Sağ ol. Kıymetli Ben çok vaktini teşekkür ederim. ayırdın. Senin için gecenin bir Davetim yarısı oldu bile. Canım çok sağ için. ol. Ben Ben seninle teşekkür daha ederim İrem. uzun Çok sağ ol. uzun muhabbet etmek isterim. Daha aklımda böyle bir sürü bir şeyler hani açılıyor, akıyor sorular. Ama galiba burası tamamlamak için güzel bir nokta olduğuna inanıyorum. Senin söylemek istediğin bir şey varsa söz vermek isterim. Yoksa burası Çok teşekkür gayet iyi. ediyorum, Ben sağ de ol çok teşekkür davetin ediyorum. için. Çok Sidney'e, teşekkürler. ailene, bütün platforma, senin aracılığında gerçekleşen herkese selamlar ve sevgiler. Çok çok İyi ki sağ ol İrem, varsın çok sevgili sağ ol. Berna. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Ben de görüşmek sağ ol. dileğiyle. Teşekkürler, görüşmek üzere. Bilimler, hazır haberi. Helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Hafif Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk savunma sanayinin can damarı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 35 yaşında.